Sevgili seyirciler, yeni bir 5'te 1 kap programına hoş geldiniz. Bu haftayı bütün Türkiye'ye çok zor geçirdik. Türkiye'nin farklı yerlerinde başlayan yangınlarla mücadele ettik. Sadece ormanlarımız değil, hepimizin içi yandı. Bu yangınlardan öğrendiğimiz, tartıştığımız çok şey oldu. Bir yandan sıcak hava dalgalarının artması, diğer yandan yangınların nasıl çıktığının hala bilinmezliği pek çok soru işaretini içinde taşıyor. Görünen o ki sadece yanan Türkiye'de değil, şu anda Avrupa'nın farklı ülkelerinde, özellikle Akdeniz'de, farklı ülkelerde farklı yangınlarla uğraşıyor pek çok ülke. Yunanistan'da, İtalya'da da yangınlar var. Türkiye'deki yangınlar başta Manavgat olmak üzere Marmaris ve Bodrum'u da çok fazla etkiledi. Bütün bu tartışmalarda, önümüzdeki yangınlarda görünen o ki artık Türkiye bu meseleyi bir afet olarak ele alacak ve ona göre organize olacak, dersler çıkartacak ve bundan sonra inşallah olmaz diyelim ama böylesine yangınlar meydana geldiğinde ona göre kararlı adımlar atacak. Umalım öyle olacak. Türkiye'de bu hafta 3 konu konuşuldu. Biri doğal olarak son birkaç gündür gündemimize gelen yangınlardı. İkincisi ise uzun bir süredir gündemimizi meşgul eden bir meselenin yeni dalgasıydı. Göç dalgasından, kaçak insanlardan bahsediyorum. Türkiye'de şu anda yaklaşık 4,5 milyon Suriyelinin yaşadığı biliniyor. Bunların bir kısmı legal, büyük bir kısmı geçici, bir kısmı ise illegal olarak Türkiye'de. Bunları konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bu hafta konuştuğumuz, tartıştığımız Afganistan'dan başlayan yeni bir göç dalgasıydı. Bu öyle bir göç dalgası ki beşer onar değil, yüzer yüzer Türkiye'ye yürüyerek gelen Afganları gördük. 2000-3000 kilometre uzaktan İran gibi ülkeleri geçip Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den de Avrupa'ya gitmeye çalışan bu Afganlılar geçtiğimiz hafta Türkiye'nin bir numaralı konusuydu. Bunun en önemli nedeni bu göç dalgasının diğer dalgalara benzemediğiydi. Yolda kimilerine göre 6 milyon, kimilerine göre 3 milyon daha Afgan vardı Türkiye'ye gelip girmeye çalışan. Türkiye sınırlarını kapatmaya çalışsa da böylesine büyük bir dalgayla tek başına mücadele etmesi kolay bir şey değil. Buna bir de Avusturya Başbakanı Kunz'un yaptığı münasebetsiz açıklamaları eklediğiniz zaman Türkiye'de sinirler gerildi. Kunz, Afganistan'da Türkiye'nin komşu olmadığını bile bilmiyor. Afganistan'dan gelenlerin Avrupa'ya değil Türkiye'ye gelip kalmalarını tavsiye ediyordu. Pek çok kişinin tartıştığı bu açıklamalara farklı yerlerden farklı sesler geldi. Gelin isterseniz bu tartışmayı şimdilik bir kenara bırakalım ve İl'in İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, bu konuları çok yakından bilen, Türkiye'de en yakından bilen isimlerden birine Metin Çorabatır'a soralım. Metin'le biz aynı zamanda eski meslektaşız. 32. günlerinde, 32. gün programında beraber çalışmışlığımız vardı. O daha sonradan sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmayı, Birleşmiş Milletler'le çalışmayı tercih etti ve yıllarca da Birleşmiş Milletler'in sınırdaki kamplarında çalıştı. Metin, o yüzden sen çok tecrübeli bir isimsin. Sana bu dalgayı sormak istiyorum. Bu gelen dalga diğer dalgalara benziyor mu? Sen baktığın zaman ne görüyorsun? Bütün bu fotoğraflara, videolara ve şu anda yaşananlara. Şekil itibariyle büyük ölçüde mesela geçen seneki 2019'daki daha önceki Afganların düzensiz sınır geçişlerine benziyor. Yine gelen haberlerden, video görüntülerinden gördüğümüz daha çok erkek, genç Afganların geldiği, bekar Afganların geldiği şeklinde. Ama bunların içinde kadınların da olabileceğini düşünüyoruz. Bu görüntüler üzerinde de biliyorsunuz bir tartışma var. İşte başka ülkelerdeki görüntüleri Türkiye'de algı operasyonu yaratmak için kullandığı bazı medyanın şeklinde iddialar da var. Özellikle İçişleri Bakanlığı'nın. Ama ana şekli itibariyle hem Türkiye'ye geliş ve Türkiye'ye giriş konusu İran üzerinden doğal olarak tabii geliyorlar. Profillerini çok bilemiyoruz. Bazıları İran'da yıllardır yaşayan Afganlıların gelişi devam ediyor. Afganistan'dan daha önce çıkmış olan, 2 ay önce falan çıkmış olan insanların gelişi olabilir. Geliş biçimleri, giriş noktaları 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Gelen insanların profili. Ama dediğim gibi Afganistan'daki gelişmeler bu profili değiştirebilir. Metin, sence yeni bir göç dalgasına nasıl bir önlem almalı? Bu önlemi sınırlarda mı almalıyız yoksa içeride mi organize olmalıyız?
Şimdi Türkiye'de hali hazırda 4 milyona yakın insana uluslararası koruma sağlıyor, geçici koruma sağlıyor. Onların güvenli bir ülkede yaşamalarına imkan tanıyor. Bunun dışında tabii her ülke gibi Türkiye'nin de düzensiz göçe, ekonomik sebeple sığınma amaçlı olmayan göçe karşı sınırlarını kontrol etme hakkı var. Bu konuda Türkiye Avrupa Birliği'nden de aldığı fonların da desteğiyle doğu sınırlarını, Türkiye'nin İran sınırını fiziksel önlemlerle kapatmaya çalışıyor. Ama burada Türkiye'nin aynı zamanda uluslararası mülteci hukukuna karşı yükümlülükleri var. Gelenler arasında tabii sadece Afgan sığınmacılar yok. Irak'tan kaçanlar da Van üzerinden Türkiye'ye giriyorlar ve İran rejiminden kaçan mülteciler de Van üzerinden giriyorlar. Van yıllardır Afganlar olsun, İranlar olsun, Iraklar olsun, İran-Irak Savaşı, İran-İslam Devrimi sırasında uluslararası mülteci sisteminde çok önemli tarihi roller oynuyor. Yeni bir rol de olabilir. Türkiye fiziki engeller yaratmaya çalışıyor. Duvar, tel örgü, kuleler, optik kameralarla izleme, dronlarla izleme. Fakat bir gerçek de var. Bunlar, bütün bu çabalara karşılık bu sınırların kontrolü çok zor. Doğu sınırı, dağlık, geçit vermez sınırlar. İnsanlar da zorlukla geçiyor. Ayrıca bu engeller yapılırken gerçekten mülteci olan Afgan olsun, başka ülkelerin milliyetlerinden olsun, onların da sığınmaya erişmesine imkan sağlayacak bir sistemi, Türkiye'de var bu sistem, bunu kuvvetlendirmesi lazım. Sivil toplum kuruluşlarından gerekirse destek alması lazım. Dolayısıyla kontrollü bir giriş. Suriye krizi sırasında insanlar çok hızlı bir şekilde sınıra yüklenmişlerdi ve kayıtlar doğru dürüst alınmamıştı. Bir jandarma eri adın ne deyip Türkçe yazıyordu. Muhammed diyor ama nasıl yazılıyor, Arapça nasıl yazılıyor. Dolayısıyla bu içeri girdikten sonra bu insanların kontrolü açısından büyük sorun yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler'in yardımıyla 2012-2013'te başlayan bir yeniden kayıt sistemi oluştu. Şimdi burada kontrol mekanizmaları içinde yine yapılması gereken daha doğru dürüst kayıtların alınması, tercümanların kullanılması gibi önlemlerin alınması lazım. Birleşmiş Milletler'le de konuşuluyor. Birleşmiş Milletler'in de yaklaşımı bu. Bu insanların büyük bir çoğunluğunun İran'da tutulması, Tacikistan'da tutulması. Ama sınıra geldikten sonra eğer geçici ekonomik sebeple geldikleri intiba veya o algı devam ederse sınırın öbür tarafında tutunmaya çalışılacak. Zaten duvarın anlamı bu. Ama bunun fiziksel olarak da kolay olmadığını biliyoruz. İçeri alınıp içeride alındıktan sonra kayıtlarının yapılması, insan haklarına bu insanların da riayet edilmesi, kayıt dışı da gelseler, düzensiz de gelseler, neticede bunlar insan. Ekonomik sebeple geliyorlar demek kolay. Aslında Afganistan'da uzun yıllardır can güvenliği yok. Birleşmiş Milletler'in son tanımlarına göre Afganlılar, yurt dışına çıkan Afganlılar direkt olarak ekonomik göçmen olarak nitelendirilmiyor. Çatışma bölgelerinden kaçan insanlar olarak, yani bir şekilde kendi devletlerinin korumasından faydalanamayan insanlar olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla onları İran'da doğru dürüst bir koruma olmadığı sürece bir şekilde içeri alıp burada onlara nasıl davranılacağını Birleşmiş Milletler'le birlikte daha sonra belirlemek gerekir. Metin, son olarak bizi nasıl bir süreç bekliyor sence? Başkan Biden'ın Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından sonra ve bu sürecin başlamasıyla birlikte Afganistan'ın içinde bizim aldığımız bilgilere göre bir endişe yükseldi.
değişik kesimler, Kabil'de merkez hükümetin memurları, okumuş insanlar, Taliban'la aynı dünya görüşünü paylaşmayan insanlar arasında bir endişe olduğunu duyuyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Başka ülkelere çocuklarını, ailelerini gönderip güven altına almak isteyenler vize başvurularında bulunuyorlar. Tabii burada da vize almak zor. Buna karşılık Afganistan'dan ve yıllardır İran'da yaşayan Afganlılardan Türkiye'ye karşı her sene olan bir düzensiz göç diyebileceğimiz bir nüfus hareketi oluyordu. Bu yaz başlarında hele bu Amerikan Başkanı'nın açıklamasının ardından bunun hızlandığına dair bazı işaretler var. Bu işaretler de işte oraya giden gazetecilerin çektiği görüntülerden, oradaki yerel kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, Van'da görevli ve bizimle birlikte çalışan Afgan mültecilerden aldığımız bilgiler bunu gösteriyor. Gelecek hafta biz de gideceğiz Van'a, kendi gözümüzle görmeye çalışacağız. Ama Birleşmiş Milletler'den de aldığımız off the record bilgileri de buna katarsak, şöyle şu an itibariyle manzara, mevsimlik artışın, düzensiz göç ve biraz da Afganistan'daki huzursuzluklar, patlamalar, bombalamalar gibi olaylar yüzünden gelişlerde bir artış oldu. Ama asıl Amerikan askerinin çekilmesiyle birlikte, son NATO askerinin çekilmesiyle birlikte nasıl gelişecek olaylar bunu bilmiyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bu konuda endişelerini geçen hafta iletti ve onların üzerinde durduğu nokta uluslararası toplumu Afganistan'a komşu ülkelere, Tacikistan, Türkmenistan, İran, Pakistan'a konsantre olmaları, oraya yardım yığmaları, bir de Afganistan'ın içine insani yardım göndermek ön planda şu anda strateji olarak büyük bir göçü önlemek için. Dolayısıyla bu göçün henüz niteliği biraz karışık. Ekonomik sebeple gelenler var, korku sebebiyle gelenler var ama Afganistan'ın içinde çatışmalar var. Taliban'la kuvvetleri arasında, hükümet kuvvetleri veya başka gruplar arasında çatışmaların nasıl dönüşeceği, nereye evrileceğini henüz göremiyoruz. Ona bağlı olarak da Afganistan ya yeni bir kaosa sürüklenecek veyahut da daha iyi senaryo bir şekilde ya anlaşma imzalanacak. Ben eminim birçok da uluslararası müzakereler yapılıyor. Taliban'la da görüşülüyor, temas halinde insanlar. Dolayısıyla şu anda çok net göremiyoruz ama an itibariyle Türkiye'ye geçen senelerde gelen Afgan göçünden biraz gözle görülür bir artışın olduğu o kesin. Metin Çorabatır, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Afganistan'daki çözüm kuşkusuz Türkiye'de, İran'da ya da Avrupa'da olmayacak. Afganistan'daki çözüm Afganistan'da olmak zorunda kalacak. Bunun için de ne Avusturya Başbakanı gibi mızmızlanmak lazım ne de kimi ırkçıların dile getirdiği gibi şu anda çaresiz bu insanları apar topar paketleyip geri göndermek gerekiyor. O yüzden önümüzdeki günlerde Taliban'ın Afganistan'daki hareketliliği ve oradaki coğrafyayı nasıl etkileyeceği, nasıl değiştireceği sadece Türkiye'nin değil, başta Avusturya olmak üzere bu konudan şikayet eden herkesin bir numaralı endişesi ve merak ettiği. Bakalım ne olacak? Gelin isterseniz bu hafta üçüncü konuşulan meselesine gidelim. Tunus'a götürmek istiyorum sizleri. Daha önce Muhammed Boazi adını duymuş muydunuz bilmiyorum. Kendisi bir sokak satıcısıydı. Sebze meyve satıyordu. Zor şartlarda geçiniyordu. Günün birinde zabıta bütün şeylerine el koydu tezgahına. İttiştirdi, kakıştırdı, aşağıladı Muazzez'i ve de Boazzez'i gitti, intihar etti. İşte dünya tarihine Arap Baharı olarak geçen Tunus'taki ateş böyle başladı. Bu ateş ilk olarak Tunus'taki yönetimi değiştirdi. Nahda hareketi Tunus'un başına geldi. Uzun yıllarda Tunus'u yönetti. Ta ki bu haftaya kadar. Bu hafta zaten sokaklara dökülen protestoculara Cumhurbaşkanı kulak verdi ve meclisi askıya aldı. Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdı. Ve başta Türkiye olmak üzere
bir anda pek çok kişi Tunus'ta darbe oluyor dedi. Peki Tunus'ta gerçekten bir darbe girişimi vardı yoksa benzerlerini farklı ülkelerde gördüğümüz bir hükümet değişikliği miydi? İsterseniz bunu Nahda Partisi'nin basın sözcüsü, aynı zamanda Ganushi'nin, parti lideri Ganushi'nin de kızı olan Yusra Ganushi'ye soralım. Yusra Hanım, bu bir darbe miydi? Direkt onu sorayım size. Tunus'ta şu anda çok tehlikeli bir duruma şahit oluyoruz. Ennah da dahil olmak üzere Tunus'taki birçok başka parti, anayasa profesörleri ve sivil toplum örgütleri, Cumhurbaşkanı tarafından 25 Temmuz'da açıklanan ve anayasaya ters düşen önlemleri reddetti. Bu maddeler hem anayasayı hem de Tunus hukukunu ihlal ediyor ve aynı zamanda Tunus demokrasisine, istikrarına ve güvenliğine tehdit oluşturuyor. İşte bu yüzden biz de Cumhurbaşkanı bu açıklamalardan geri dönmesi ve Tunus'un demokratik düzenine dönmesi konusunda çağrıda bulunduk. Yusra Hanım, Rashid Ganushi şu anda nerede tam olarak? Mr. Ganushi is continuing. Ganushi, meclis sözcüsü olarak görevine devam ediyor. Bildiğiniz üzere meclisin askıya alınması durumu, Cumhurbaşkanı'nın kararlarını dayandırdığı anayasanın 80. maddesinde yer almıyor. Ulusal acil bir durum ya da yaklaşmakta olan bir tehlike durumunda bile 80. madde Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme hakkı vermiyor. Tam tersi, meclisin her şartta yürütülmesinin devamını zorunlu kılıyor ki yürütme yetkisi üzerinde kontrol sağlanabilsin. Yani meclisin askıya alınması yasa dışıdır ve anayasaya aykırıdır. Bizler de meclisin görevini yapmaya devam etmesini öngörüyoruz. Meclis de zaten bürosunda çevrimiçi oturumlar gerçekleştirdi. Meclis sözcüsü de ülkenin en büyük partisi Nahda'nın lideri olmaya devam ediyor ve kendisi demokrasiyi savunan diğer partiler, yerel organizasyonlar ve uluslararası ortaklarla iletişim içerisinde. Bu tehlikeli durumdan çıkmak ve demokratik düzene dönmek üzerine görüşmeler gerçekleştiriliyor. Demokratik düzen son 10 yıldır zorluklarla ve itirazlarla karşılaştı. Ancak hepimiz diktatörlükten demokrasiye geçmek adına çok emek harcadık. İnsanlar otoriter düzene karşı ayaklandı ve Arap bölgesindeki ilk demokrasiyi kurmaya başardık. Ve bununla Tunuslular çok gurur duyuyor. Bu demokrasi aynı zamanda bölgenin geri kalanına da örnek teşkil etmeye devam ediyor. Bu yarattığımız model çok önemli ve zorluklara rağmen demokrasimizi tehlikeye atmamalıyız. Son 10 yıldaki bütün kazanımlarımızı çöpe atmamalıyız. Hep birlikte bir araya gelip demokrasiye dönmek adına görüşmeler gerçekleştirmeliyiz. Bu yüzden de politikacılar ve paydaşlar arasında diyalog kurmaktan başka hiçbir alternatifimiz yok. Demokrasi yoluna geri dönmeliyiz ki Tunusluların karşılaştığı gerçek ve acilen çözülmesi gereken sorunları ele alabilelim. Address the real and very urgent problems facing Tunisians. Şu anda Tunus'ta meclis görev yapıyor mu, çalışıyor mu? Meclis sözcüsü, meclis başkanı ve yardımcıları ve meclisteki belli ittifakların temsilcilerinden oluşan meclis bürosu faaliyete devam ediyor ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ilk gününden itibaren birçok kez buluştular. Eşi benzeri görülmemiş görüntülerde kararların açıklandığı ilk gece meclis sözcüsü beraberinde birkaç yardımcısıyla meclis binasına girmeye çalışmış, içeri alınmamıştı. O günden itibaren meclis bürosu birkaç kere buluştu. Bu krizden bir çıkış yolu bulmak için meclisin yeniden çalışmaya başlaması gerekiyor. Yeni bir başbakan, yeni bir hükümet ve hatta yeni kanunlar gelecekse de anayasanın da dediği gibi bu kanunlar ve onaylar önce meclisten geçmek zorunda. İşte bu sebepten acilen meclisin normal şekilde faaliyet göstermeye devam etmesi çok önemli. Ve meclisin yeniden açılması Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı tarihten sonraya kalmamalı. En başta Cumhurbaşkanı meclisi askıya alma süresini 30 gün olarak açıklasa da dün yayınlanan resmi karara göre bu 30 günlük sürenin her seferinde uzatılabileceği açıklandı. Bu durumdan dolayı ciddi bir şekilde alarma geçtik ve endişeliyiz. Bu çok tehlikeli. Aynı zamanda anayasaya aykırı bir durum ve ciddi bir tehdit oluşturuyor. Çünkü hali hazırda çok tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş bu durumu geçici olmaktan kalıcı olmaya doğru sürüklüyor. Ve hal böyle olursa bu durum Tunus'un demokrasisine ve istikrarına ciddi bir tehdit oluşturur. Hatta daha da genel olarak bölgeye ve dünyaya da. Sokaklarda durum ne? Çünkü bir ara ilk başlarda halkı sokağa davet edilmişti. Sonradan şimdilik duralım denildi.
Şu anda sokaklarda hareket var mı acaba? Bir müdahale oluyor mu? Cumhurbaşkanının açıklamalarının hemen ardından protestolar oldu. İnsanlar sokağa çıktı, meclisin önünde protestolar gerçekleştirdiler. Hem meclisin kapatılmasını hem de Tunus demokrasisinin tehdit edilmesini protesto ettiler. O günden beri halkı sükunet ve sakinliğe davet ettik. Ve Tunusluları demokrasilerini her türlü barışçıl yolla savunmaya hazır olmaya çağırdık. Şu anda da politik adımlara odaklanıyoruz. Bu çok tehlikeli durumdan çıkmak için bir anlaşma zemini hazırlama adına başka partilere ulaşıyoruz. Bütün devlet kurumlarına ulaşıyoruz ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme halindeyiz. Birkaç endişe verici durumla da karşılaştık. Tutuklamalar oldu, bazı medya kuruluşlarına saldırıldı, gazetecilere işlerini yapma izni verilmedi ve bu durumun herkes tarafından kınanması gerektiğine inanıyoruz. Yani binbir zorlukla kazandığımız ve anayasamızda da güvence altına aldığımız haklarımızın ve özgürlüklerimizin Tunusluların büyük fedakarlıklar yapacağını para kazandığı hak ve özgürlüklerin heba edilmesini istemiyoruz. Yusra Hanım, şu anda kurumlar arasında Tunus'taki durum nedir? Başbakanla Cumhurbaşkanı arasında bir iletişim var mı? Şu anda bildiğiniz üzere bir başbakan yok. Çünkü Cumhurbaşkanı anayasayı göz ardı ederek ve kuralları çiğneyerek başbakanı ve beraberindeki bütün hükümeti görevden aldı. Anayasa Cumhurbaşkanı bu hakkı tanımıyordu. Ancak geldiğimiz noktada bir başbakanımız yok. Cumhurbaşkanı ile diyalog zemini oluşturmaya gayret ediyoruz. Ancak henüz bu yönde bir gelişme olmadı. Bütün partileri, milletvekillerini, Cumhurbaşkanı'nı, bütün ulusal kurumları bir araya getirebileceğimiz bir diyalog zemini kurmak için çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanına hükümette yapılacak herhangi bir değişikliğin önce anayasaya saygı duyan bir şekilde mecliste onaylanması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Şu ana kadar Cumhurbaşkanı'nın yaptığı tek bir atama var ve o atama da anayasada yazanlara ters düşerek başbakanlık pozisyonuna yapılmadı. Halbuki başbakanın seçilmesi lazım ki bir hükümet kurulsun. Hükümetin görevden alındığı bu durumda bile bir başbakan seçmedi. Önce başbakan atanmalı ki sonrasında kabinesi kurulabilsin. Ancak onun yerine Cumhurbaşkanı'nın kendi ulusal güvenlik danışmanının İçişleri Bakanı olarak atandığına şahit olduk. Olayların bu şekilde gerçekleşmesi hem anayasaya aykırı hem de biraz endişe verici. Biz de tekrardan Cumhurbaşkanı'nın aldığı önlemleri geri alması, meclisin göreve dönmesine izin vermesiyle yeni bir hükümet kurulması, anayasaya saygı göstermesi ve bütün partiler ve ulusal kurumlarla birlikte çalışması yönünde çağrıda bulunuyoruz. Çok tehlikeli bir kriz durumu son bulsun. Yusra Hanım, siz ne bekliyorsunuz? Bu süreç nereye evrilir? Bu işin sonu ne olur sizce? Şu anda hem bizim tarafımızdan hem de diğer partiler tarafından hem sivil toplum kuruluşları tarafından hem de uluslararası ortaklarımız tarafından bir an evvel demokrasiye dönüş yapılması yönünde çalışmalar yürütülüyor. Ancak endişe verici durumlarla da karşılaşıyoruz. Bu sürecin uzatılmak istendiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanının güç kapma peşinde olduğunu ve yasama, yürütme, yargı organlarının tamamı üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ki bu çok tehlikeli bir emsal. Tunuslular 2010 yılında tam da bu duruma karşı ayaklanmıştı. Diğer taraftansa Cumhurbaşkanının çağrılarımıza kulak vereceğine ve Tunus'un son 10 yılda kurmuş olduğu ve hepimizin gurur duyduğu anayasal düzene ve demokratik modele döneceğine dair umutlarımız da hala mevcut. Ve bizler hiçbir durum altında kurduğumuz bu düzenin çöpe atılmasına izin vermemeliyiz. Sevgili seyirciler, 5'le 1 kaydı bugün de bitiriyoruz.